Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere klasik pişi tarifi vereceğim. Yumuşacık, oldukça lezzetli bir tariftir. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 400 ml ılık su ekledim. Yani normalde standart su bardağı ile 2 su bardağı suyu ekleyin. Mutlaka suyu ılık olsun. 1 yemek kaşığı da instant maya ekledim. Bunun yerine 1 yemek kaşığı kuru maya veya 1 tatlı kaşığı kadar yaş maya yeterli gelecektir. Ardından mayayı hızlı bir şekilde aktive etsin ve hamurum daha lezzetli olsun diye 1 yemek kaşığı şeker, 2 çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Un ekleyerek yavaş yavaş hamurumu yoğuracağım. Öncelikle suyu koyduğum bardak ile 1 bardak unu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu hamuru yoğurmanıza gerek yok, karıştırarak halledebilirsiniz. Şimdi ikinci bardak unu ekliyorum. İlk etapta tabii ki temkinli bir şekilde ikinci bardağı e, ilave edin, birden boşaltmayın. İkinci bardağın tamamını ekledim. Yumuşacık, dışı böyle çıtır, içi yumuşacık. E, harika bir pişi oluyor. Daha önce hep e, Kazak pişisi tarifleri vermiştim. Çok fazla denendi. Çok güzel teşekkür mesajları aldım. E, bizim Türk pişisinin de gerçekten ayrı, leziz, e, güzel bir yanı var. Şimdi e, Elimle şöyle bir kontrol etmek istedim hamurun kıvamını topaklanmalar vesaire varsa ezmek istedim ve bir yemek kaşığı daha un ekleyeceğim ve hamuru bu şekilde ele yapışar yapışık bir şekilde bırakacağım. E, bu nokta çok önemli e, ele yapışmayan yumuşak bir hamur değil ele yapışan bir hamur olacak bu e, bu sayede yaptığımız pişiler yumuşacık çok lezzetli pişiler olacak. Hamuru toparlıyorum artık. Elimin sıcaklığını alsın daha hızlı bir mayalansın diye elimi soktum. Görmüş olduğunuz gibi kaşıkla da sadece karıştırıp e, mayalanmaya bırakabilirdiniz. Şöyle kaşık ile elime temizliyorum hamurlara. Üzerini kapatacağım. Yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Üzerini kapatacağım ve sıcak bir ortama bırakacağım. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. E, tavaya bir miktar sıvı yağ ekledim ve ısınmaya bıraktım. Bol kızgın yağın içerisinde e, kızartacağız. Bol kızgın yağın içerisinde kızarırsa e, daha puf puf yumuşak e, olacak. E, hamurun mayasını alırken, içindeki hava kabarcıklarını alırken mutlaka elinize yağı batırın. E, çünkü el yapışan bir hamur söylemiş olduğum gibi. Yağlanmış elim ile hamuru söndürdüm, ardından elimi tekrar yağladım, servis tabağını da yağladım. Bir istediğiniz büyüklükte bezeyi kopartıp elinizle bu şekilde açacağız ve ısınmış olan yağı atıp pişireceğiz. Kalınlığı veya inceliği size kalmış. Ben incecik sevdiğim için ince bir şekilde açtım ve kızarttım. Daha puf, daha kalın olsun isterseniz daha kalın bir şekilde bırakabilirsiniz tabii ki. Bakın hemen göz göz kızgın yağ atınca bu şekilde kızarmaya başlıyor. Yapımı oldukça basit görmüş olduğunuz gibi çok az malzemeli. E, canınız istediğinizde hemen sıcak bir ortamda yarım saat kadar mayalanması bile yeterli gelecektir bu hamurun. Yanına bir kısır bir kek ile gerçekten harika olur. Ben pazar günü Misafirlerim vardı kahvaltıya kahvaltı için yaptım. Bu şekilde bütün hamur bitene kadar kızarttım. Evet pişilerim hazır şimdi size yumuşaklığını ve çıtırlığını göstereceğim oldukça güzel oldular ee, eğer benim damak zevkime güveniyorsanız gerçekten bütün samimiyetimle sizlere bu pişi tarifini denemenizi tavsiye ediyorum deneyip bana instagramdan dm'den fotoğrafları gönderebilirsiniz şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın